Çekirge bir zıplar, iki zıplar. Bakalım şimdi ne yapacak? Babamı kurtarmalıyım. Bunlar çatışıyor. Babamı vuracak. Bu adam çok acımasız. Evet, buldum. Arabayla onun önünden geçeceğim. Ve böylelikle babam oradan kaçacak. Çocuğu vurdum. Komutan beni öldürmeden kaçmalıyım buradan. Oğlum. Pislik herif. Oğlumu vurdu. Oğlum yaşıyor musun? Nefes alıyor musun? Oğlum. Babacım birazcık canım acıyor. Sen yaralanmadın değil mi? Oğlum neden yaptın? Acele et oğlum. Acele et, çabuk indir. Kaldır oğlum, kaldır. Hemen kaldır helikopteri. Berat acele et. Acele et. Niko yaşaması lazım. Benim için hayatını tehlikeye attı bu çocuk. Berat, acele et Berat, acele et! Berat, yardım edin! Doktor yok mu doktor? Doktor, hemşire, yardım edin! Acil bir hasta var! Sorun ne? Durumu bir anlatın bakalım komutan. Ne oldu burada? Doktor, oğlum vuruldu. Hemen müdahale et. Vuruldu mu? Niye buraya yatırdınız? Hemen ameliyathaneye alın bunu. Hemşire, hemen ameliyathaneye al bunu. Hadi evlat. Başarabilirsin. Hadi evlat, hayata dön. Evlat, hemşire hanım çok kan kaybetmiş. Hemen babasına söyle kan bulsunlar. ARH pozitif. Hemen kan bulsunlar. Niko çok kan kaybetmiş. Acil ona ARH pozitif kan lazım. Bulmanız lazım kanı. Benim kanım uymuyor. Beni kesin, beni parçalayın. Ama onu yaşatın. Hemşire hanım, o yaşasın. O orada benim yüzümden yatıyor. Onu yaşatmanızı istiyorum. Baba benim kanım uyuyor. Beni takip edin o zaman. Hemen acil kanınızı almalıyız. Berat hemen kolunu sıyır. Sağ kol mu? Sol kol mu? Ben ikisini de çıkarıyorum. Alabildiğiniz kadar alın. Kardeşimi ama yaşatın. Merak etmeyin, elimizden geleni yapıyoruz. Şimdi bu kolunuzdan da alacağım. Bayağı kana ihtiyacımız var. Bu kadarı yeterli sanırım. Acil götürmem lazım. Berat, verdin mi kan? Verdim baba. İki kolumdan da verdim. Tamam oğlum. Baba, Niko ölecek mi? Ben onu çok sevmiştim. Asker! Ağlamayı bırak. Biz askeriz. Biz ağlamayız. Anladın mı beni? Yaşayacak. Umarım yaşayacak. Yaşaması lazım. Eğer yaşamazsa kendimi affedemem. O benim yüzümden orada. Berat, sakın anneni arama. Şu an haber verme. Ben zamanı gelince haber vereceğim. Anlaşıldı mı? Emredersin komutanım. Komutanım, gözümden yaş dökülebilir ama ağlamayacağım. Ben de sizin gibi güçlü bir asker olacağım. Hemen gidelim bakalım kardeşin ne yapmış. Doktordan bir bilgi alalım. Takip et beni. Doktor bey, Niko'nun durumu nasıl? Niko'yu ameliyat ettim. Çok kan kaybetmiş yavru. Durumu biraz kritik. O yüzden biraz yoğun bakımda yatması gerekiyor. Başka bir diyeceğiniz yoksa ben diğer hastalarla ilgilenmek zorundayım. Doktor bey, çok sağ olun. Çok yardımcı oldunuz. Başka bir diyeceğim yok. Teşekkür ederim. Benim oğlum iyileşecek. Ben buna eminim. Dediğim gibi, benim diğer hastalarla ilgilenmem lazım. Tekrardan geçmiş olsun. Berat, sen helikopteri ne yaptın? Baba, kapının önünde duruyor. Olayın heyecanından ben kapıda unuttum. Tamam evlat, şimdi o helikopteri oradan al, doğru karargaha götür. Anlaşıldı mı? Ve anneni de al gel. Artık annene de söylememiz gerekiyor. Hadi marş. Emredersiniz komutanım. Komutan, ameliyatını yaptık. Şimdi artık birazcık dinlenmesi lazım. Dinlenirse eminim kendisine gelecektir. Benden bir isteğiniz var mı? Benim acil eve gitmem gerekiyor. Telefon ettiler bana şimdi. Doktor bey, siz gerçekten çok iyi bir doktorsunuz. Teşekkür ederim tekrardan. Tekrar geçmiş olsun. Niko! Niko! Niko iyi misin? Oğlum ne oldu sana? Bu kadar olay gelişti. Neden bana haber vermiyorsunuz? Hayatım, merak etme. Doktor düzelecek dedi. Beklemekten başka çaremiz yok. Anne, sen merak etme. Kardeşim iyileşecek. Tamam oğlum, tamam. Beklemekten başka çaremiz yok. Umarım iyileşirsin Niko.
Arkadaşlar bu videoyu atlamadan sonuna kadar izlemeniz lazım. Çünkü bu videonun hikayesi çok farklı. Ve işte video sorusu. En sevdiğiniz seri hangisi? Fakir ama gururlu mu? Asker ailesi mi? Uğur Böceği ve Kara Kedi mi? En sevdiğiniz seriyi yorumlara yazar mısınız? Kanala abone olduysan, bu videoya da like attıysan artık sen de bizden birisin. Niko, sen iyileşmen için elimizden geleni yapacağız. Sen çok güçlüsün Niko. Eminim iyileşeceksin. Babanı yine dirilteceksin. Kardeşinle oyunlar oynayacaksın. Ben sana inanıyorum Niko. Doktor, nereye götürüyorsun çocuğu? Komutan, çocuğu ameliyata tekrar almam gerekiyor. Acil bir durum bu. Komutan! Komutan, size kötü bir haberim var. Maalesef Niko'yu kaybettik. Niko öldü. Niko nasıl ölür? Niko ölmemesi gerekiyordu. Niko benim yüzümden mi öldü? Beni kurtarmak için öldü. Aman Tanrım, ne yapacağım ben? Hayatım, ne yapacağız? Niko'yu görmeden yaşayamayız biz. Niko sana çok alışmıştık. Nasıl ölürsün? Baba, kardeşimi göremeyecek miyim ben artık? Doktor, onu bana göster. Onu görmek istiyorum. Ona son kez sarılmak istiyorum doktor. Maalesef komutan, maalesef göremezsin. Çünkü Niko'da bulaşıcı hastalık tespit edildi. Hastane görevlileri Niko'yu gömdü. Mezarını görmek istersen seni ve aileni götürebilirim. Beni takip edin. Niko'nun mezarına gideceğiz. Niko'nun mezarı burası. Buraya gömmüşler. Başınız sağ olsun. Niko! Niko oğlum! Huzur içinde yat. Cennete gideceksin sen. Merak etme. Kardeşim, seni çok seviyorum. Her gün senin yanına geleceğim. Sen sakın üzülme, tamam mı? Seni her gün ziyaret edeceğim. Niko, sen hayatımda gördüğüm en cesur, en yürekli çocuksun. Sen benim minnoşumsun. Minnoş. Ama kalbi yüreği ejderha. Oğlum cennete gittin. Merak etme. Her gün seni ziyarete geleceğiz. Her gün. Seni hiç unutmayacağım Niko. Benim için kendi hayatını feda ettin. Komutan, benim acil gitmem lazım. Tekrardan başınız sağ olsun. Alo, Jack, acımasız Jack. Dediğini yaptım. Onlara Niko öldü dedim. Onlara boş bir mezar gösterdim. Niko dedim burada yatıyor dedim. Güzel. İnandılar mı peki Niko'nun öldüğüne? İnandılar Jack, inandılar. Şu anda orada ağlıyorlar. Zavallılar ya. Çok üzüldüm ama yapacak bir şey yok. Yoksa sen beni öldürecektin. Evet. Güzel bir seçim yaptın. Hayatını kurtardın. O komutan daha benden çok çekici. Mezarlığa gelmeden 2 saat önce. Benden bir isteğiniz var mı? Benim acil eve gitmem gerekiyor. Telefon ettiler bana şimdi. Doktor bey, siz gerçekten çok iyi bir doktorsunuz. Bir isteğim yok. Sizden isteğim değil. Ancak ricam olur. Teşekkür ederim tekrardan. Tekrar geçmiş olsun. İyi ki de bu polis arabasını almışım. Hiç dikkat çekmiyorum. Kimse de beni durdurmuyor. Niko ölmemiş. Niko'yu kaçırıp o komutana çok büyük acılar yaşatacağım. Onu kaçırmam lazım. Hemen hastaneye gitmeliyim. Evet, bir plan yapmalıyım. O çocuğu nasıl kaçıracağım? Şimdi onlar oradadır. Komutan, bütün askerler oradadır. İşte aradığım adam bu. Bunu takip etmem lazım hemen. Doktor, kıpırdama doktor. İçeri gir hemen. Hemen içeri gir. Ne oluyor? Siz de kimsiniz? Silahlı evime nasıl girersiniz? Doktor, soru sorma. Beni dinle. Seni öldürmemem için bir şans vereceğim sana. Eğer şansını değerlendirirsen hayatta kalacaksın. Değerlendiremezsen öleceksin. Ne istiyorsun benden? Söyle. Doktor, bugün ameliyat ettiğin çocuğu alıp buraya getirmeni istiyorum. Eğer getirmezsen seni bulur ve öldürürüm.
Tam 2 saat vaktim var. 2 saat içinde o çocuğu buraya getireceksin. Ben o çocuğu nasıl getireyim buraya? Komutan orada, komutanın karısı, oğlu var. Bana sormayacaklar mı nereye götürüyorsun bu çocuğu diye? Doktor, gideceksin o çocuğu ameliyata alacağım tekrar deyip onların yanından alacaksın. Ve daha sonra onlar görmeden buraya getireceksin. Bunu başarırsan başarırsın. Başaramazsan seni öldürürüm. Anladın mı? Şimdi arabana biniyorsun, gidiyorsun ve o çocuğu buraya getiriyorsun. Hadi çabuk ol. Bayağı korktu. Mutlaka getirir o çocuğu. Doktor, nereye götürüyorsun çocuğu? Komutan, çocuğu ameliyata tekrar almam gerekiyor. Acil bir durum bu. Bu çocuğu acil bir şekilde götürmem lazım, kimseye gözükmeden. Yoksa bu adam beni kesin öldürür. İyi, babasına yakalanmadık. Bir an önce gitmem lazım. Getirdim, getirdim. Çocuğu getirdim. Beni öldürmeyeceksin değil mi? Aferin doktor. Aferin. Şimdi komutana ne diyeceksin biliyor musun? Oğlun öldü diyeceksin. Ameliyatta kaybettik onu diyeceksin. Anlaşıldı mı? Nasıl yani? Bunlar yani ölüsünü görmek isteyecek. O zaman ne yapacağız? Anlarsa komutan beni orada öldürür. Onlara diyeceksin ki çocuğu öldü ve biz de gömdük. Gelin size mezarı göstereyim. Tamam, tamam, anlaştık. Şimdi çocuğu senin aracına koyuyorum ve benim acilen hastaneye dönüp bu işi halletmem lazım. Tamam, çocuğu arabaya koy ve defol git. Yürü. Sakın unutma, öldü diyeceksin. Tamam, tamam, öldü diyeceğim. Ben geldim baba. Niko nerede? Oğlum, doktor geldi. Ameliyata aldılar. Ben de anlamadım. Ya ben bunu nasıl söyleyeceğim ya? Çocuğunu kaçırdığımı anlarsa kesin beni öldürür. Komutan! Komutan, size kötü bir haberim var. Maalesef Niko'yu kaybettik. Niko öldü. Niko nasıl ölür? Niko ölmemesi gerekiyordu. Aman tanrım, ne yapacağım ben? Baba, kardeşimi göremeyecek miyim ben artık? Doktor, onu bana göster. Onu görmek istiyorum. Ona son kez sarılmak istiyorum doktor. Maalesef komutan, maalesef göremezsin. Çünkü Niko'da bulaşıcı hastalık tespit edildi. Hastane görevlileri Niko'yu gömdü. Mezarını görmek istersen seni ve aileni götürebilirim. Beni takip edin. Niko'nun mezarına gideceğiz. Komutanın yüzünün ifadesini merak ediyorum. Oğlunu kaçırdığını öğrendiği zaman ne yapacak bakalım. Videoyu sonuna kadar izlediğin için çok teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Ve yanda çıkan iki tane video var. Onlardan birini izleyerek eğlencede kaldığın yerden devam edebilirsin. Kendine iyi bak. Sizleri çok seviyoruz. Ben Yiğiter. Ben de sizi seviyorum. Ben Berat. Ben de sizi çok seviyorum. Hadi tıkla bak. Videoların birine tıkla. Hadi zaman doluyor.